Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdeniz'e olan sınırları Ege'deki gibi değil. Ege'de çok sayıda adacık, kayalık, adalar, yani 2000'in üzerinde ada mevcut. Statüsü Lozan'da, hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedidir, tapu senedidir. Orada belli olanlar, olmayanlar sebebiyle bir takım yorumlara açık olan tarafları da vardır. Ama Doğu Akdeniz asla böyle değil. Doğu Akdeniz'de olayın rengini belirleyen esas konu Kıbrıs Adası'nın varlığıdır. Kıbrıs Adası'nın doğusunda tamamen Suriye, Lübnan, İsrail karasına kadar, kıta sınırına kadar olan bölge, Türkiye'nin karasuları ve devamındaki uzanımı hattı Akdeniz'e doğru, karasularından sonra açık denizlere doğru devam ediyor. Kıbrıs Adası'nın bulunduğu yerde ise Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşılıklı varlıkları söz konusu. Kıbrıs Adası'nın batısında ise Türkiye ile karşı ülke Libya arasında Yunanistan ve Türkiye tarafından sahiplerinden ufak tefek adacıklar, kayalıklar ve Yunanistan'a ait olan Ege adaları var. Akdeniz adaları var. Oranın statüsü daha bir farklı. Doğu Akdeniz'de sizin belirttiğiniz karşılıklı münhasır ekonomik bölge anlaşmaları Türkiye'nin çok geç el attığı bir uluslararası hukuk konusu maalesef. Her ne kadar adı münhasır ekonomik bölge olarak geçse de bu aslında bir egemenlik konusudur. Ve Türkiye Cumhuriyeti burada asla sahip olduğu haklardan taviz vermemelidir. Evet. Bu konuda uluslararası hukuk der ki aralarında deniz olan ülkeler karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle bu bölgedeki su üstünde, suda ve altında, yer kabuğundaki mevcut kaynakları, buradaki canlı, yani balıkçılığı kastediyorum, dahil olmak üzere karşılıklı ikili anlaşmalarla kendileri belirleyecekleri şartlarda paylaşırlar. Sınır olarak eğer bir başka ülkenin varlığı söz konusu değilse iki ülkenin arasındaki mesafe ortalanır. Orta hat hudut olarak kabul edilir. Bir tarafında bir ülke, diğer tarafında diğer ülke ekonomik faaliyetlerini sürdürebilir. Dikkat edelim, burası egemenlik sahası değildir. Karasuları değildir. Kıta sahanlığı değildir. Onları da aşan bir çizgiye kadar gider. Ama münhasır, yani o ülkenin karasularına da kıta sahanlığına da münhasır bir bölgedir. Ve oradan istifade etmesinin yolunu uluslararası hukuk bu şekilde belirlemiştir. Ama çatışan noktalar var Doğu Akdeniz'de. Yani Türkiye, evet. Ülke dışında birçok ülke olduğu için bazı ülkelerin karşılıklı kıyılarının çakıştığını görüyoruz. Bu sorun da buralardan çıkıyor zannedersem. Burada uluslararası hukuk çok kesin, katı ve belirli standartlar koymamış. Daha çok ülkelerin kendi aralarındaki anlaşmalara, ilişkilere bunu bırakmış. Evet. Burada Türkiye, Doğu Akdeniz'de karşısında olan, tam karşısındaki Mısır ile benzer anlaşmayı yapmakta maalesef geç kaldı. Bugün Mısır ile aramızda böyle bir anlaşma yok. Daha doğrusu anlaşma yaptığımız tek bir ülke var, o da Libya. Evet. Ve Libya ile yaptığımız anlaşmayı da diğer Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle birlikte Doğu Akdeniz'de bir takım menfaatleri, çıkarları olan ülkeler de kabul etmemek için değişik bahaneler üretiyor. Ama burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlam durup hakkı olanı savunmak zorundadır. Vereceği taviz asla önü alınmaz neticelere doğru ilerleyebilir. Evet. O nedenle hem sismik araştırmalarda hem balıkçılık ve diğer ekonomik faaliyetlerde bu noktadan geri adım atmamalıdır. Eğer bu noktadan geri adım atarsa bu şu demek olur: Kıbrıs Adası'nın batısında Yunanistan'ın Türkiye'yi ablukaya almak istemesi neticelenir. Yunanistan'ın istediği şekilde neticelenir. Doğusunda da Rum kesimini İsrail ile, Lübnan ile, Mısır ile yapmış olduğu anlaşmalar Türkiye'nin önüne bir set olarak çıkar. Evet. Türkiye'nin ekonomik faaliyetleri açısından. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ülkelerin tamamıyla uluslararası hukuk çerçevesinde ve haklı zeminde ilerleyerek kendi itibarına, prestijine, egemenlik ve bağımsızlığına yakışır şekilde
çözümlere ulaşmak zorundadır. Evet. Ama bunlar için asla taviz verilmemelidir. Mesela az önce bahsettiğiniz istikşafi görüşmeler ile ilgili Yunan medyasında bir takım haberler çıkıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu görüşmelerin başlayabilmesi için Doğu Akdeniz'de geri adım atmayı kabul etti şeklinde. Ben bunu Yunan hükümetinin veya siyasilerinin diyelim iç politika malzemesi olarak yorumluyorum. Evet. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burada geri adım atmasını gerektirecek herhangi bir haksızlığı, hukuksuzluğu söz konusu değil. İstikşafi görüşmeler çok yıllar önce başladı. Hep böyle ara ara kesintiye uğrayarak devam etti. En son gerilen durum sebebiyle tekrar kesilmiş idi. Ancak yıllardır sürmekte olan bu istikşafi görüşmelerin bizim açımızdan şöyle rahatsız edici bir yönü var. Maalesef bunlar bilgilendirmeye kapalı. Yani kamuoyuna açıklanmayan görüşmeler. Neler konuşulduğunu bilemiyoruz. Evet, neler konuşulduğunu bilemiyoruz. Bunlar kapalı. Böyle olduğu sürece de bunlar bir işe yarayacak mı? Hangi konularda anlaşmaya müsait, hangi konularda biraz daha böyle üstü kapalı şekilde görüşmelerin gerekçesi nedir? Onu da anlamak, izah etmek akılla mantıkla mümkün değil. Bir takım eğer gizli pazarlıklar yapılacaksa, burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimiz haklı endişeler taşımakla da yükümlüyüz. Acaba egemenlik haklarımızdan, bağımsızlığımızdan, topraklarımızdan, adalarımızdan taviz mi vereceğiz diye sormak hepimizin hakkıdır ki bu ihtimali biz aklımıza dahi getirmek istemiyoruz, yakıştıramayız, konduramayız. Ama Profesör Doktor Haydar Başbey'in politikada koyduğu bir takım ilkeler vardır. Atatürk'ün uygulamış olduğu politikalar vardır. Yaşayan, yaşanmış, somut gerçeklere dayanan, uluslararası hukuk zemininde haklı gerekçelere dayanan politikalar. Bizim ivedilikle bunları hayata geçirmemiz lazım. Esas ilke milli menfaatlerden taviz vermemek, egemenlik ve bağımsızlıktan taviz vermemek ve karşılıklı mütekabiliyet esaslarını muhafaza ederek ilişkileri geliştirmektir. Yani bir tarafa üstünlük, evet, bir tarafa mağduriyet, sanki onun her dediğini kabul edecekmiş gibi bir anlayış ile görüşmeler asla ve asla sağlıklı ilerleyemez. Zaten Türkiye'nin çabası da demek bunu aslında doğru değil. Bu her ülkenin de çabası, isteği, arzusu olması lazım ki görüşmeler neticeye varabilsin. Sağlıklı bir şekilde ilerleyebilsin. Ki burada Türkiye'den çok Yunanistan bu görüşmelerin başlamasına taraftar olmalıdır. Çünkü tecavüzcü taraf, işgalci taraf, haksızlık yapan taraf, karşı ülkenin haklarına tecavüz eden taraf Yunan tarafıdır. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası hukuk nezdinde haklı olan taraftır. Onun için güçlüdür. Başlatma isteğinin veya yumuşatma tekliflerinin Yunanistan tarafından gelmesi lazım. Eğer böyle oluyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ağırlığı vardır, evet, haklılığı vardır ve bunu karşı tarafa kabul ettirmiştir manası çıkar. Yoksa bir takım ön şartları biz koymuyor, biz bir takım tavizler vererek masaya oturuyorsak, o tavizler vererek başlanan görüşmelerin daha iyi bir noktaya, yani başlangıçtan daha iyi bir noktaya gitmesi de beklemek hayalcilik olur diyorum.